Kıbrıs'ın tamamı alınacaktı. Bunu önleyen Ecevit'tir. Evet. Hükümet yıkıldığı zaman, yani 74 affında 141-142'ye milli selamete vermeyince Ecevit hükümeti yıktı. Çünkü Kıbrıs harekatından elde ettiği prestijle tek başıma iktidar olurum hevesine kapıldı. O zaman Sanayi Bakanı olan Abdülkerim Doğru Milli Gazete'ye geldi. Bizde nasıl oldu da bu hükümet yıkıldı? Biz soralım diye gittik. Orada bir şey anlattı. Abdülkerim hala sağ. Kıbrıs harekatı başladığı zaman Ecevit Londra'daydı. İngilizlerle müzakereye gitmişti. Erbakan vekaleti diyordu. Kıbrıs harekatına cesaret edip karar veren Erbakan'dır. Yiğidi öldür, hakkını ver. Erbakan'dır. Ecevit alelacele geriye geldi. Amerika'da komünistlerin ihtilali bastırılınca artık durdurun harekatı diyor. Ateşkes kabul edin diyor. Çünkü onun maksadı Kıbrıs'ın Yunan'da veya bizde olması değil, komünist olmasına engel olmaktı. Nikos Samson kaçtı, ihtilal önlendi, durun. Ecevit'le bir toplantı yapmışlar Londra'da gelir gelmez. Ecevit diyormuş ki ya siz insan değil misiniz? Orada her an insan ölüyor. Yani bu işi ateşkesi kabul edelim. Bunlar da diyormuş ki yani Abdülkerim ben yanında oturuyordum dedi. Koluna vurdum. Sen Yunanlıların başbakanı mısın? Türkiye'nin başbakanı mısın? Orada ölen Rum. Ona acıyorsun. Gerginlik oldu. Nihayet dedi ki Genelkurmay Başkanı da biz bu harekatı sonuna kadar yürütemeyiz diyor. Aa öyle mi? Çağıralım Genelkurmay Başkanı'nı. Böyle diyorsa düşünürüz. Ara verdik. Necdet Sancar uzun boylu bir Genelkurmay Başkanı. Çağırdık dedi. Sayın Ecevit sizin bu harekatı sonuna kadar yürütemeyeceğinizi söylüyor. Bundan dolayı ateş geliyor. Yok öyle bir şey. 10 tane Kıbrıs olsamız gelir alırız demiş adam. Öyle deyince Ecevit demiş ki ama demiş Amerika'dan İngiltere'den her dakika bana telefon geliyor. Türkiye'nin menfaatleri bozulacak bilmem ne. Necdet Sancar demiş ki bu sizin mesuliyetinizde. Ben hükümetin Amerika ile İngiltere ile münasebeti bozduğu menfaati haleldar olur bunu bilemem. Ona siz karar verin. Ama çok istiyorsanız yarın saat 1'e kadar ateşkesi kabul etmeyin. Biz yarın akşama kadar Kıbrıs'ın tamamını alırız. Birdeki haberi duymadık deriz, radyo dinlemiyoruz, burada harp var. Akşam misli Kıbrıs'ı bitiririz demiş. Bu esas üzerine anlaşmışlar. Ertesi gün saat 1'de, 1'de ajans vardı. O zaman tek televizyon. Bir de ilan edecekler. Orduda duymadım diyerek tamamını alacak, bitecek bu iş. Abdülkerim'in Doğru'nun anlattıklarını anlatıyorum size, kabinede olanlar. Diyor ki, o zaman 7'de televizyonda haber okunuyordu. Saat 7'de. Ben diyor, evde televizyonu açtım, 7'de baktım ki Ecevit canlı yayına katılmış, ateşkesi kabul ediyoruz. Ulan benden sonra kabine bir daha toplandı da böyle bir karar mı alındı diye Erbakan'a telefon ettim dedi. Hocam benden sonra bir daha mı toplandı? Yo dedim. Ya televizyonunuzu açın bakın. Ecevit televizyona gitti. Canlı yayında ateşkesi kabul ediyoruz diyor. Yarın 1'e kadar söylemeyecekti bu sözü. Demiş ki birader karılarının yanına giderken de adamların peşinde gidemezdik ki ne yapalım yani ihanet etti. Kıbrıs'ın 1/3'üyle ihticac Ecevit'in bu ihaneti sebebiyledir. Böyle olduğu halde Kıbrıs kahramanı oldu. Bundan istifade ederek tek başına iktidar olurum diye düşündü. Ve Kıbrıs'a bugün 1/3 elimizde kaldı. Onu bile muhafaza güçlükleriyle karşılaşıyoruz.